Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana dance bolca, densizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Dersizliğin.com'a hoş geldiniz. Sözcük türlerinden eylem konusuna devam ediyoruz. Bu bölümde eylemsilerden ulaçı yani zarf fiili öğreneceğiz. Evet, bağ eylem diğer bir adıyla ulaç. Eylem anlamı taşıyan bağlaç, ilgeç, belirteç olarak görev yapan sözcüklere denir. İçeri girip seni sordu. Buradaki ip ve bağlacı yerine kullanılmıştır. Girdi ve. Birbirimizi severek evlendik, arak erek nasıl? Evet, durum zarfı oldu. Yanımıza koşa koşa geldi, nasıl? Gene durum zarfı oldu. Ara vermeksizin çalıştım, nasıl? Gene durum ulaşı oldu. Adam çıldırmışçasına bağırıyor, nasıl? Gene durum ulaşı oldu. Çok soru çözmeden konuyu kavrayamazsın. Nasıl? Gene durum ulaşı oldu. Yatmadan süt içerim. Bu kez ne zaman? Zaman ulaşı oldu. Gülünce güzel oluyorsun. Ne zaman? Evet, zaman ulaşı oldu. Geldikçe bana uğruyor. Zaman ulaşı oldu. Seni tanıdığımda küçüktün. Ne zaman? Zaman ulaşı oldu. Gelir gelmez seni sordu. Ne zaman? Evet, zaman ulaşı oldu. Seni tanıdığım için mutluyum. Evet, ne için sorusunun yanıtı, nedenlik edatı oldu. Evet, konuşurken ağzından bal damlar. Evet, ne zaman sorusunun yanıtı, zaman ulaşı oldu. Sen gelene kadar beklerim. Ne zamana kadar? Evet, zaman edatı oldu. Hava düzelene dek otururduk. Ne zamana dek? Zaman edatı oldu. Onu kırdığımdan dolayı üzgünüm. Neden dolayı? Evet, nedensellik edatı oldu. Sen gideli, yani gideli beri yalnızım. Ne zamandan beri? Evet, zaman edatı oldu. Bir sorumuz var. Aşağıdaki bağ eylemlerden, yani ulaçlardan hangisi yüklemi durum yönünden etkilemiştir? Evet, doğru yanıt E seçeneğidir. Evet, durmaksızın örneğindeki maksızın. Evet, bu da eyleme sorulan nasıl sorusunun yanıtıdır. Evet, D seçeneğinde biter bitmez zaman yönüyle etkilemiş. Yürürken derken C seçeneğinde zaman yönüyle. Ankara'ya geldikçe ve sen gülünce derken yüklemin durum yönünden değil de zaman yönünden etkilenmesi söz konusu. Bu şiirde kaç eylemsi vardır? Evet, bakalım. Doğanda sıfat eylem, aydınlanmadan derken zarf eylem, kararmaya başladı da kararmaya ad eylem olmak üzere. Evet, toplam 3 eylemsi var. Doğru seçenek C seçeneği. Bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.